Merhaba arkadaşlar, Endokrin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Siz de kanalımıza abone olun, videolarımızdan ilk siz haberdar olun. Şimdi Graves hastalığı ya da tiroid bezinin fazla çalışması hastalığı adını verdiğimiz hastalık toplumda %1 oranında görülen bir hastalık. Bu hastalıkta bağışıklık sisteminin tiroid bezini uyarması sonucu, antikorlarla uyarması sonucu tiroid bezi fazla hormon salgılamaya başlıyor ve tiroid hormonları dolaşımda artmaya başlıyor bu hastalıkta. Bu hastalık genetik bir hastalık. Ailesinde Graves hastalığı olanlarda hastalığın çıkma ihtimali yüksek. Dolayısıyla herhangi bir şekilde ailenizde zehirli goiter olan biri varsa mutlaka siz de tiroid hormonlarınızı kontrol ettirin. Hastalığın size çıkma ihtimali fazla. Hashimoto hastalığı da yine ailesel genetik gösteren bir hastalık. Graves hastalığı da. Hashimoto hastalığında antikorlar tiroid bezini az çalıştırmakta. Graves hastalığında fazla çalıştırmakta. Dolayısıyla bunlar bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıklar olduğu için bağışıklığımızı güçlü tutmamız gerekiyor. Graves hastalığında iyotu tuz tüketiminin fazla olması tetiği çekebiliyor. Stres tiroid bezini fazla çalıştırabiliyor. Fazla iyotu tuz tüketmek tiroid bezinin fazla çalışmasını sağlayabiliyor. Yine çevresel etkenlerden sigara kullanımı tiroid bezinin fazla çalışmasını indikleyebiliyor. Özellikle Graves hastalığında sigara kullanımının mutlaka kesilmesi gerekiyor. Çünkü Graves hastalığı göz tutulumuyla sigara içimi arasında sıkı bir ilişki var. Bir diğer faktör yine lityum dediğimiz özellikle manik depresif bipolar bozukluklarda kullanılan ilaç Graves hastalığı ve Hashimoto hastalığına sebep olmakta. Yine hepatit hastalarının kullandığı interferon ilacı otoimmün tiroid hastalıklarının sıklığını artırabiliyor. Söylediğimiz gibi bu hastalık toplumda %1 oranında görünüyor. Önemli bir hastalık. Hangi tür belirtilere sebep olduğunu sonraki videolarımda açıklayacağım.